Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kar topunun bebe yününü kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Dediğim gibi ilmek sayım 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmek. Toplamda 19 ilmek var burada modeli anlatabilmek için. Bana bu kadar ilmek yeterli. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Ve direkt modele başlayacağım. Model bir düz bir ters üzerine kurulu zaten. Şöyle kenar ilmeğini de ördüm ilk sıra olduğu için. Dediğim gibi bir ters bir düz olarak modelimi kurmaya başlıyorum. Birkaç sıra lastik ördükten sonra lastik üzerine modeli kuracağım. Evet, ben şöyle birkaç sıra bir düz bir ters şeklinde örüp geliyorum. Evet, ben şöyle lastiğimi modeli anlatabilecek kadar uzattım. Dediğim gibi model lastik üzerine kuruluyor. Yani modele hiç lastik yapmak istemeseniz bile en az şöyle 3 sıra lastik örmeniz gerekecek modeli kurabilmek için. Şimdi ön yüzdeyim ve modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimi bakın şöyle 1, 2, 3. gözden şu şekilde bir ilmek çıkarıyorum. Bir arttırdım. Aynı yerden bir kez daha ilmek çıkarıyorum. 3 ilmek çıkardık aynı yerden. Şimdi bu düz ilmeğimi bırakıyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Bir ilmek düz. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters. İpi arkaya aldım. Tekrar sıradaki düz ilmeğimden şöyle 1, 2, 3. sırasından ilmek çıkardım, uzattım. Bir doladım. Aynı yerden bir kez daha ilmek çıkarıyorum. Ve bu düz ilmeği bırakıyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Bir ilmek düz. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters. İpi arkaya aldım. Yine sıradaki düz ilmekten bakın 1, 2, 3. ilmeğimden şöyle bir ilmek çıkardım. Bir arttırdım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkardım. 3 ilmek çıkardık aynı yerden. Bu düz ilmeği bırakıyorum. İpi benden yana aldım. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Tekrar düz ilmeğe gelince aynı işlem. 1, 2, 3. Bıraktım. Bir ters, bir düz, bir ters. İp arkaya aldım. Yine 1, 2, 3. ilmeğimin içinden şöyle ilmek çıkardım. Bir doladım. Aynı yerden bir kez daha ilmek çıkarıyorum. Bıraktım. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım.
Bu çıkardığımız ilmekleri ters örüyoruz. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Düz ilmeği düz. İpi benden yana aldım. Ters ilmeğimi ters. Düz ilmeği yine düz. İpi benden yana alarak çıkarmış olduğum 3 ilmeği ters örüyorum arka yüzde. Bir düz, bir ters, bir düz. İpi benden yana aldım. Yine bu 3 ilmeği ters örüyorum. Bir düz ilmek, bir ters, bir düz. İpi benden yana aldım. Yine bu 3 ilmeği ters örüyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzden sıramı tamamladım. Ön yüzdeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın bu 3 düz ilmeğimin ikisini şöyle soldan girerek örmeden sağ şişimi aldım. Diğerini düz olarak ördüm. Daha sonra örmediğim bu 2 ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İpi benden yana aldım. Bir ters. İpi arkaya aldım. Bir düz. İpi benden yana aldım. Bir ters. İpi arkaya aldım. Yine bu 3 düz ilmeğimdeyim. İkisini şöyle soldan girerek sağ şişime aldım örmeden. Diğerini düz olarak ördüm. Daha sonra örmediğim bu 2 ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. İpi benden yana aldım. Bir ters. İpi arkaya aldım. Bir düz. Bir ters ilmek. İpimi arkaya aldım. Tekrar soldan girerek bu 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Diğer ilmeğimi, düz ilmeğimi ördüm. Bu 2 ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. İlmek sayımız eski haline dönmüş oldu böylelikle. Yine bir ters, bir düz, bir ters, yine aynı işlem. Bir ters, bir düz ilmek, bir ters, son kez yapıyorum modelimi. İki ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Ve kenar ilmeği. Model şekil almaya başladı. Arka yüzde yine bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde devam ediyoruz. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, modeli bir kez kurduk. Şimdi tekrar model kuracağız ama modeli şu ara kısımlara kaydıracağız. Onun için de yine ilk başta yaptığımız gibi kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde bir sıra ön yüzde, bir sıra da arka yüzde öreceğim. Ondan sonra tekrar modeli şekillendirmeye başlayacağım. Ara ilmekleri. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Ön yüzden sıramı tamamladım. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde devam ediyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzden sıramı tamamladım. Ön yüzdeyim ve modelimi şekillendirmeye başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters. İpi arkaya aldım. Şimdi bu ilmeğime kuracağım modelimi. 1, 2, 3. ilmeğimden ilmek çıkardım. Bir doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum ve bu ilmeğimi bırakıyorum. İpi benden yana aldım. Bir ters, bir düz,
Bir ilmek ters. İp arkaya aldım. Yine 1, 2, 3. ilmeğimden bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Aynı yerden bir kez daha ilmek çıkardım ve bu düz ilmeği bırakıyorum. İpi benden yana aldım, bir ters. İpi arkaya aldım. Bir düz. İpi benden yana aldım, bir ters. Yine aynı işlem. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Modelimin arka yüzüne geçiyorum. Yine bir ters, bir düz. Burada ara kısımdan çıkarmış olduğumuz 3 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz. Ara kısımdan çıkardığım ilmeklerimi ters örüyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek örüyorum. Bir ters. İpimi arkaya aldım. 3 düz ilmeğimin ikisini şöyle soldan girerek örmeden sağ şişimi alıyorum. Diğerini düz örüyorum. Daha sonra bu örmediğim 2 ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. 1 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 ters. İpimi arkaya aldım. Yine aynı işlem. Sıradaki 2 düz ilmeği soldan girerek örmeden sağ şişimi aldım. 1 ilmek düz ördüm. Daha sonra örmediğim bu 2 ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. 1 ters, 1 düz, 1 ters ilmek ve yine 2 ilmeğimi soldan girerek sağ şişimi aldım örmeden. Diğerini örüyorum. Örmediğim 2 ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Evet arkadaşlar, model bundan ibaret. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Model zaten ortaya çıktı. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denedim. Sıramızı geçelim. Bir de onu göstereyim size. Ve kenar ilmeği. Evet bakın, şöyle dediğim gibi model kendini belli etti artık. Şimdi bundan sonra arkadan yine bir düz bir ters şeklinde örülüp bu tarafa geçilecek. Şimdiden sonra yine şu birinci sıranın tekrarı olacak. Model yine bu ara kısımlara kayacak. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Ben burada şu alttaki yaptığım lastik işlemini biraz uzun tuttum. Dediğim gibi yani ne yaparsanız alt kısmına biraz lastik örmeniz gerekiyor ki model zaten bir düz bir tersten oluşuyor. Modelimin daha büyük hali bu şekilde. Burası da arka yüzüm. Evet, şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel bere olur. Atkı yapımında kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapımında kullanabilirsiniz. Yine anne yeleklerinde, çocuk örgülerinde birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.